Evet arkadaşlar, 15 gün önce Isırgalı Odun'un azot gübresi yaptık. Bu hazırlandı şimdi. Şimdi bunu süzeceğiz. Ağzını yavaş yavaş açmamız gerekiyor. İçinde gaz var. Bismillahirrahmanirrahim. Acayip bir koku geldi. Demek bu şimdi azot gübresi olmuş demektir. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu süzüyoruz. İçindeki tohumlar toprağa karışıp yeniden asırganı da çıkmasın diye bunu şimdi böyle süzüyoruz. Bunun içine tekrar su koyup tekrardan gübre yapabiliriz. Bunu yapraklara 1'e 10, kökü 1'e 5 olarak suyla karıştırıp uygulayabiliriz. Şimdi ben bunları bidona dolduracağım. Arkadaşlar şimdi bunu 1'e 10 karıştırıp yaprakları uygulayacağız. Yarım çay bardağı bundan. 2,5 bardağı. Evet arkadaşlar, yarım çay bardağı bu azot gübresinden koyduk. 5 bardakta su koyduk. Şimdi bunu fısfısımıza koyup yaprakları uygulayacağız. Bu bardakta yarım bardak azot gübresi, 5 bardak su.
yaprakları bu şekilde uyguluyoruz. Tamam, yeterli. Köküne 1'e 5. Köke koyarsak 1'e 5 evet. Sulandıracağız. Yaprağı koyarsak 1'e 10. 1'e 10. Şimdi güle gel. Bana mı? Evet. Ahududularımız bol bol versin. Ben sabah topladım. Isırgan otu gübresiyle inşallah hepsi şenlenecek. Bol üzüm verir. İnşallah. Bunu birazcık dökelim. Biraz çilekten inşallah fayda görür. Bak burada da var çilek. Tam yeter o. Çok dolu mu ya? Azot gübresiyle bol çilek verir inşallah. Onu da gösteririz sizlere daha sonra. Verdiğinde faydasını göstereceğiz. Nasıl fayda gördüğümüzü sizlerle paylaşacağız. Siz yeter ki bizi takip edin. Ettiğinizde bu videoları bildirim zilini açarsanız genden videolarda ve bu göstereceğimiz yaptığımız ürünlerine fayda gördüğünü sizlere paylaşım yapacağız. İyi günler diliyorum.